Merhaba sevgili arkadaşlar. Eğitim Tokat TV'ye hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni Uğur Perçin. TYT Kimya ilk ünitemiz olan kimya biliminden bu ders videomuzda 8. testimizi sizlerle beraber çözeceğiz. Hoş geldiniz diyorum ve birinci soruya hemen başlıyorum. ...X, Y, Z elementlerini verdi... ...bunlarla ilgili özellikleri... ...element bileşik ve karışım oldukları bilinen... ...X, Y, Z ve madde, Z maddelerinin... ...doğru eşleştirilmesi... ...aşağıdakilerden hangisidir? Aynı tür atomlardan oluşan... ...herkes kesinlikle ve kesinlikle nedir? Element. Elementin tanımı o zaten. Kaynama sırasında sıcaklığı artmaktadır. Kaynama sırasında sıcaklığı artıyorsa... ...sevgili arkadaşlar bu bir karışım olması gerekir. Z farklı tür atomlardan oluşmuştur. Farklı tür atomlardan oluştuğuna göre bunun da ne olması lazım? Bileşik. Aslında farklı tür atomlardan oluştuğunda karışım da olabilir. Ama biz zaten element ve karışımı bulduğumuz için Z'ye otomatik olarak bileşik kavramı ne yapacaktır? Düşecektir. Dolayısıyla doğru cevabımız X element, Y karışım, Z ise ne olacaktır? Bileşik olacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuza geçiyoruz. Diyor ki bize element ve bileşik oldukları bilinen iki farklı maddenin ayırt edilebilmeleri için özelliklerden hangilerinin tek başına bilinmesi yeterlidir. Siz eğer atom türünü ve sayısını biliyorsanız yani onun içerisinde hangi atomlar var ve kaç tane varsa bileşik olduğunu ya da bir tane atom var sayısı bir ya da iki ise bunun element olduğunu rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz saf madde olup olmadıklarını zaten saf maddeler ikiye ayrılır. Birincisi elementtir, ikincisi bileşiktir. Dolayısıyla element ve bileşikler için İkisi de saf olduğundan dolayı saf olduğunu bilmem yeterli değildir. Molekül halde bulunmaları şunu biliyorum ki ben elementler ikiye ayrılır. Atomik element ve moleküler elementler. Bileşikler zaten moleküler halde olduğundan dolayı. Dolayısıyla üçüncü öncül de onun sadece element ya da bileşik olmasına yetmeyecektir. Yani doğru cevabım Adana şıkkı dolayısıyla yalnız bir olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçiyoruz sizlerle beraber. Aşağıda bazı elementlerin isimleri ve sembolleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur? İlkokul bir seviyesinde bir soru. Sodyum sembolü nedir değil mi? Biliyoruz onu. Kurşun, kurşunun sembolü PB'dir değil mi? O zaman ikincisi ne oldu? Yanlış. Ve sevgili arkadaşlar civa, civanın sembolü ne oldu? H, G mi oldu? Sodyumun simgesi nadır? Doğru. Civanın sembolü HG'dir. Doğru. Ve kurşunun simgesi sevgili arkadaşlar PB'dir. O da ne olmuş oldu? Doğru olmuş oldu. Sodyum NA, civa HG ve kurşun da PB olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 olacaktır. Hemen arkadaşlar, dördüncü sorumuza doğru geçiş yapalım. Diyor ki metallerle ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur bakalım. Elektron verme istekleri çok azdır. Hayır, metallerin en önemli özellikleri zaten elektron verme isteklerinin dolayısıyla elektropozitifliklerinin en fazla olması. Bileşiklerinde yalnızca pozitif değerlik almaları sadece metallere özgü bir özelliktir. Erime noktaları genellikle yüksektir. Çünkü metallerde biliyorsunuz atomlar arasında metalik bağ bulunur ve metalik bağ en kuvvetli bağdır. Bu yüzden metalik bağ içeren metal atomlarının erime noktaları çok yüksektir. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Arkadaşlar 5. sorumuza bakalım hemen. Diyor ki beyaz renkli saf X maddesi ile kırmızı renkli saf Y maddesi kapalı bir kapta birlikte ısıtıldıklarında aynı tür taneciklerden oluşan mavi renkli Z, X ile Y tepkimeye girmiş Z'yi meydana getirmiş mi? Peki benden zaten Z'nin aynı tür aynı tür taneciklerden oluştuğunu söylediğine göre Z dediğim adam kesinlikle ve kesinlikle bir bileşik olmak zorunda mı? Zorunda. Peki sevgili arkadaşlar X ve Y için ne söyleyebilirim? Ona bir bakalım hep beraber. Bunu daha önceki bir testimizde yanılmıyorsam şöyle söyledik. H2 artı 1 bölü 2 O2 H2 O ya da CaO artı Co2 CaCo3 bileşik iki farklı elementten de meydana gelebilir bileşik iki farklı bileşikten de meydana gelebilir dolayısıyla hangisi Doğru olabilir dediğinden dolayı X elementi hidrojen elementi de olabilir, X ya da kalsiyum oksit bileşiği de olabilir. Y elemente olabilir, bileşik de olabilir. Ama ben kesinlikle ve kesinlikle Z'nin bir bileşik olduğunu, dolayısıyla karışım olmayacağını biliyorum. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. 6. sorumuza bakalım hemen. Bileşikler farklı türde atom içeren ancak aynı tür moleküllerden oluşan maddelerdir. Burada bir su molekülü, burada bir su molekülü. Oksijen, hidrojen, hidrojen, oksijen, hidrojen, hidrojen. Farklı cins atomlar ama iki molekül birbirinin aynısı. Dolayısıyla hangileri bir bileşiktir? Karbon ve oksijenden oluşan karbon monoksit bir bileşiktir. Elementtir çünkü sembolle gösterilmiş. Moleküler bir elementtir çünkü içerisinde tek bir tek cins bir ney var? Atom var. Dolayısıyla bileşik olarak karşımıza çıkan tek şey karbon monoksit yani yalnız birdir sevgili arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz kaçıncı sorumuza ve sevgili arkadaşlar ee, yedinci sorumuza doğru hemen geçişimizi gerçekleştirelim hep beraber. Şimdi arkadaşlar yedinci sorumuzda diyor ki bize saf Katılar için yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Bir defa saf dedi mi bana? O zaman benim aklıma element ya da benim aklıma mutlaka bileşik gelecek. Çünkü saf olan bir madde ya element olmak zorunda ya bileşik olmak zorunda. Dolayısıyla elementlerde bileşiklerde tek cins tanecik içerir mi? İçerir. O zaman birisi kesinlikle doğru. Bir atmosfer basınçta sabit sıcaklıkta erirler saf maddeler, elementler ve bileşikler. Belirli sıcaklıkta kaynarlar. Dolayısıyla hal değişim sıcaklıkları sabittir. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılırlar. Evet, bileşik olsa ayrılır idi ama elementler bileşenlerine ne yapamaz? Ayrılmaz. Dolayısıyla bana kesinlikle sorduğundan dolayı cevabın 1 ve 2 olması gerekiyor. Arkadaşlar hemen 8. sorumuza doğru bakalım. 8. sorumuzda ne diyor bize? Aynı tür moleküllerden oluşan bir madde için aynı tür molekül dediğinde benim aklıma element de gelebilir, moleküler halde, bileşik de gelebilir, mole e moleküler halde. Dolayısıyla Aynı koşullarda erime noktası sabittir. İster element olsun, ister bileşik olsun kesinlikle ve kesinlikle sevgili arkadaşlar. Erime noktası ne diyebilirim ben buna? Sabit diyebilir miyim diyebilirim. Değil mi? O zaman bizim birinci öncülümüz ne oldu sevgili arkadaşlar? Doğru olmuş oldu. Peki elementtir diyor sevgili arkadaşlar. Bu vatandaş element de olabilir, bileşik de ne yapabilir? olabilir. İkincisi kesin değil. Isıtılarak bileşenlerine ayrılır. Eğer bileşikse ısıtıldığında bileşenlerine ayrılır ama elementse ne yapmaz? Ayrılmaz. O zaman iki ve üçüncü öncülümüz kesinlikle doğru değildir. Arkadaşlar hemen dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Elementler ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Yapılarında tek tür atom bulunur. Evet elementlerin yapılarında tek tür tek cins atom bulunur doğrudur. Serbest halde atomik olarak bulunurlar. Serbest halde eğer metalsen sen Atomik halde bulunabilirsin ama ametal sen moleküler halde bulunursun. Dolayısıyla element dediğinde benim aklıma hemen metalin gelmesi, hemen bir ametalin gelmesi, hemen bir soygazın gelmesi ya da hemen bir yarı metalin ne yapması gerekiyor? Gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Hepsi doğada saf olarak bulunur. Doğada saf olarak bulunma işi genelde soy gazlara özgüdür. Ama bizim metallerimiz ya da ametallerimiz doğada saf olarak bulunuyor. Mesela sen sodyumu nerede bulabilirsin? Sodyum metalini ya da klor iyonunu genelde deniz suyunun içerisinde. Çünkü deniz suyunda tuz var bildiğiniz gibi sodyum klorür. Yani doğadaki sodyumu genellikle deniz suyundan ne yaparsınız? Elde edebilirsiniz. Ki zaten metal ya da ametaller genelde soy gaz ya da inert gaz, asal gaz konumunda olup kararlı olmadıkları için genelde bileşik hallerinde bulunurlar. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? Yalnız biri olacak arkadaşlar. 10. sorumuza bakıyoruz. Diyor ki bana aynı tür atomlardan oluşan saf maddeleri element denir. Bu tanıma göre aşağıdaki verilenlerden hangisi element değildir? Kalay Sn mi? Sembolle gösterildi element. Demir Fe mi? Fe ile gösterildi element. Bakır Cu mu? Cu ile gösterildi, sembolle gösterildi element. Flor F ile mi gösterildi? Element. Ama çelik dediğin alaşımdır ve alaşımlar element değildir. Birer homojen karışımdır ki zaten çeliğin içerisinde demir, nikel ve az miktarda karbon olduğunu daha önceden ne yaptık? Belirttik. Arkadaşlar hemen 10. sorumuza doğru şöyle bir bakalım sizlerle beraber. Şimdi sevgili arkadaşlar 10. sorumuzu okuyoruz. Bize diyor ki Kimyasal müzayede oyununda öncelikle bir ödül belirlenir. Kartı alan öğrenci TÜBİTAK ARGE departmanlarından bir tanesinde bir hafta misafir edilerek yapılan çalışmaları izleme hakkı kazanacaktır. Müzayede yöneticisi panoya bir kart asar asmış oraya bir kart. Kartı alabilmek için üzerinde bir sembol varsa alıcıların da kart için üzerinde sembol yazan bir kart, formül varsa üzerinde formül yazan bir kart teklif etmeleri gerekmektedir. Alıcılar kendilerine önceden dağıtılan kartlar arasında uygun olan kartı seçerek teklifte bulunur. Teklif edilen kartlar içinde koşullara uygun olan ve atom sayısı en fazla olan. Genelde bu yeni nesil sorularda son bir iki cümleye bakarsanız ne sorduğunu aslında çok daha rahat bir şekilde e, ifade etmiş olursunuz da kartı kazanır. Yani aslında bize muhtemelen aşağıdaki bileşiklerin senin onların formülünü bilmen gerekiyor ve formülde hangisinde en fazla atom sayısı var onu bilmemiz gerekiyor. Oksijen gazı O2 mi? İki tane atom var. Kalay Sn mi? Bir tane atom var. Su H2O mu? Üç tane atom var. Amonyak NH3 mü? Dört tane atom var. Kireç taşı kalisiyum karbonat yani bunun içerisinde 5 tane atom yok mu? E atom sayısı en fazla kartı alan yarışmayı kazanıyor mu? Oley ben kazandım o zaman. Dolayısıyla doğru cevabımız kalsiyum karbonat katısı olacak. Bir sonraki 9 numaralı test çözümünde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.